Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda makyaja yeni başlayanlar için uygun fiyatlı temel makyaj malzemelerinden bahsedeceğim ve her birini de uygulamalı olarak göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Bugüne kadar YouTube kanalımda aslında birçok videoda favoriler olsun, makyaj videoları olsun yeni başlayanlar için birçok ürün önerisinde bulunmuştum. Ama bununla ilgili bana çok fazla talep geldi. Merve artık ne olursun şunu tek bir videoda toparla. Bıktık yani bir favorilere gidip bir makyaj videosuna gidip not almaktan demiştiniz. Ben de hani makyaja yeni başlayacak her yaştaki kadının hoşuna gidebileceğini düşündüm özellikle. Ürünleri bir araya topladım. Bununla da ilgili bana çok fazla soru geliyor. Sence makyaja başlama yaşı nedir diye. Bana sorarsınız bu herkese göre değişir. 18 yaşında da makyaja başlayabilirsiniz. 50 yaşında da makyaja başlayabilirsiniz. Birazdan bahsedeceğim ürünlerde. Bu şekilde de hafif detaylandırmalar yapacağım. Öncelikle makyaja yeni başlıyorsanız hafif bir ten ürünü, o da cilt renginizi eşitlemek için, tamamıyla cildinizi kapatmak için değil kesinlikle, ten renginizi eşitlemek için hafif bir ten ürününe ihtiyacınız olacaktır. Burada da yine tamamıyla seçim size ait, çünkü herkesin zevkleri farklı olduğu için ben genel temel ürünlerden bahsedeceğim. Siz bunları kendi zevkinize göre mutlaka ki şekillendireceksiniz zaten. Bunlardan ilki ben bu makyajımda her zaman çok sevdiğim, hatta ilk kullandığım BB krem olan Garnier'in BB kremini kullandım. Eğer daha böyle yaşınız 50'lerdeyse, birazcık daha geç makyaja başladıysanız, bir tık daha böyle kusurlarınızı kapatmak istiyorsanız belki BB ya da CC krem yerine fondöten de kullanabilirsiniz. Onun için de Max Factor'ın Skin Luminizer Miracle fondöteni benim çok severek kullandığım bir fondöten. İçerisindeki şu minik böyle beyaz beyaz dalgalı kısımlar da hem cildinizi nemlendiriyor, aynı zamanda da ışıltı katıyor. Ten ürünü için yapabileceğim en güzel öneri, mesela Garnier'de o yok. Keşke olsa, bence 4 dörtlük bir ürün olabilirdi. Mutlaka SPF koruması olan ürünleri tercih ederseniz çok çok daha sağlıklı olur. Ola ki kreminizi sürmeden hiç dışarıya çıkmayın zaten. Mutlaka makyajınızın altına SPF koruması içeren bir kreminizi sürün, ama ola ki unuttunuz. Eğer SPF içeren bir ten ürünü kullanırsanız o onu gün içerisinde de kompanse etmiş olacak. Yani sizi o açıdan kurtarmış olacak. Dediğim gibi, eğer cildinizi çok fazla kapatmak istemiyorsanız, renk eşitsizliğinizi gidermek istiyorsanız CC ya da BB kremleri, renkli nemlendirici gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Birazcık daha kapatmak, birazcık daha kusursuz göstermek istiyorsanız da fondöten tercih edebilirsiniz. Mutlaka altına kremimizi de sürdük bu arada. Gözaltı kapatıcısına gelirsek de ben Not'un BB Concealer gözaltı kapatıcısını gerçekten çok başarılı buluyorum. Sadece bendeki rengi 01 numara. Eğer benim gibi biraz aydınlık görünüm seviyorsanız 01'i seversiniz. Ama normalde açık bir ton, yani çok açık tenlilere dahi bayağı beyaz kalabilir. 2 numarasını daha değerlendirebilirsiniz. Daha ten rengine uyan bir kapatıcı. Çok güzel çizgilere dolmuyor. Dağıtması da çok kolay. İsterseniz süngerde son kalan bölgeyi, şöyle hafif T bölgenizi de aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Gerçekten uygun fiyatlı kapatıcılar arasında en sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi kesinlikle. Sanırım yeni başlayanların en çok zorlandığı kısım göz makyajı. Göz makyajında size önerim, yine benim uygun fiyatlı far paletlerim arasında en başarılı bulduğum, hem pigmentli hem dağıtması çok kolay, tozutmayan ve gün boyunca da kalıcı olan Sephora'nın bu böyle piramit şeklindeki paleti. Sephora deyince bazen böyle korkuyoruz, ya bunun nesi uygun fiyatlı, bu ne kadardır diye. Gerçekten bu paletin fiyatı son derece uygun. Birçok kozmetik markette uygun diye nitelendireceğimiz markalardan bile uygun. Hiç ön yargılı olmayın. Sephora'nın da birçok ürünü aslında uygun fiyatlı kategorisine girebilir. Bunun da fiyatı 40 lira civarıydı. Böyle bir palet için bence son derece uygun. Her ten rengine gidebilecek ve her zevke hitap edebileceğini düşündüğüm de bir palet. Yani gece makyajı yapacaksanız içerisinde siyahı da var, moru da var. Kahve ve bronz tonlarını içeriyor. Benim yaptığım gibi daha hafif günlük bir makyaj istiyorsanız hafif böyle pembeli lilalı tonları da var. O yüzden bu palet bence herkes tarafından çok sevilebilecek bir palet. Kendini daha makyajda geliştirmiş için olanlar için de, aynı zamanda makyaja yeni başlayanlar için de harika bir far paleti. Çok rahatlıkla kullanırsınız. Peki bu farları dağıtırken ne yapacağız? Fırça da çok önemli. Ben bu arada bu makyajı yaparken de hep uygun fiyatlı ürünler kullandım. Şeyler, malzemelerde de yani. Süngerler kesinlikle H&M. Bu siyah olan da H&M'in süngeri, pembe olan da H&M'in süngeri. Muazzam güzel, muazzam dayanıklı. Cilde çok güzel adapte ediyor ten ürünlerini. Başka hani ekstra bir uygun fiyatlı düşünmeyin derim. İstiyorsanız, sünger kullanmayı seviyorsanız mutlaka H&M'inkileri bir kere değerlendirin. Göz makyajınızı yaparken de mutlaka bir değil, hatta iki tane karıştırma fırçasına ihtiyacınız olacak.
Flor Marinkiler de çok güzel, Golden Rose'unkiler de çok güzel. Hangisini tercih edersiniz? Ben ikisinden de çok memnun kaldım. Ben bu makyajımda Flor Marinkini kullandım. İki tane niye olsun diyorum. Bir tanesiyle farı alıp böyle bu katlanma bölgenizi boyutlandırmak için, bir tanesi de hep temiz olan fırçanız olsun. O temiz olan fırçanızda da dağıtacaksınız çünkü. Yani aslında yeni başlayan birinin böyle çok da fazla fırçaya ihtiyacı yok. O anlamda da kendinizi hiç korkutmayın. İki tane karıştırma fırçası aynı markanın olabilir. Flor Mar ya da Golden Rose. Bir de oturtma fırçası. Şu göz kapağınıza birazcık daha ışıltılı farlar sürüyoruz ya da şöyle göz pınarlarımıza ışıltı katıyoruz. Onun için de şöyle düz açılı bir tane fırçanız olsa yeter. Bu arada mesela bu Eco Tools'un fırçalarını da çok başarılı buluyorum. Bunlar set olarak satılıyor. Mesela şöyle bir Eco Tools'un setini alıp iki tane de karıştırma fırçası ayrıca alabilirsiniz kendinize. Bunu da hem pudra fırçası olarak kullanacaksınız hem de allık fırçası olarak. Hazır yeri gelmişken bunları da söylemiş olayım. Eğer cildiniz benim gibi karmaysa ya da birazcık daha böyle yağlıysa mutlaka gün içerisinde cildinizi o yağdan arındırmak, birazcık daha mat göstermek için bir transparan pudraya ihtiyacınız olacaktır. Ya da makyajınızı sabitlemek için de kullanabilirsiniz. Benim uygun fiyatlı çok sevdiğim pudra var. Onlardan bir tanesi de kesinlikle Catrice markasının pudrası. Çok çok uygun fiyatı. 0.15 Natural Beige diye geçiyor rengi. Bembeyaz bir pudra değil ama kesinlikle ciltte gözükmüyor bu tonu. Tamamıyla transparana dönüşüyor. Bu pudradan da çok memnunum. Yine makyaja yeni başlayanlar için de çok rahatlıkla kullanılabilecek bir pudra kesinlikle. Allık'a gelirsek, allıkta da ben Essence'ın bu mat serisini çok başarılı buluyorum. Hem şeftali rengi hem de böyle hafif gül kurusu pembesi bence çok çok başarılı. Biraz pigmentlidir bu pembe olan şeftali rengine göre. O yüzden çok çok azalmanız yeterli. Azaldıktan sonra güzelce dağıttığınızda gerçekten cildinizi çok sağlıklı ve böyle yanaklarınızı pembe gösteriyor. Bir tane dudak nemlendiriciniz mutlaka çantanızda, makyaj çantanızda gün içerisinde olsun. Eğer likit mat rujlardan hoşlanıyorsanız benim gibi mutlaka altına dudaklarınızı nemlendirmeniz gerekecektir. Gün içerisinde likit mat rujunuz kuruduysa da şöyle hafif parmağınıza alıp da yine nemlendirerek yenileyebilirsiniz rujunuzu. H&M'in bu böyle Prit'e benzeyen, Uhu'ya benzeyen lip balmından ben çok memnunum. Hem kocaman boyu hem de çok güzel gün boyunca nemlendiriyor dudaklarınızı. Ruj da benim favorim. Likit mat rujlar, hala vazgeçebilmiş değilim. Bugüne kadar uygun fiyatlı alternatifler arasında da en başarılı bulduğum kesinlikle Flor Mar'ın Silk Matte serisi. Dudağımdaki de 02 rengi, kaç tane bitirdiğimi ve kaç tane yedeklediğimi hatırlamıyorum bile. Sürümü de çok kolay. Yeni başlayanlar yine biraz böyle likit mat rujlardan korkuyorlar. Taşırır mıyım, çok yamuk durur mu diye. Bu o kadar rahat ki sürümü köpük gibi, mus gibi bir kıvamı olduğu için kesinlikle bir anda dudağınızda ürün donmuyor ve çok rahatlıkla dağıtabiliyorsunuz. O yüzden yeni başlayanlar da bu ruju çok rahat kullanırlar. Bundan emin olabilirsiniz. Göz kaleminin de rengi tamamıyla bir tercih meselesi. Eğer siyah kalem seviyorsanız, kahverengi kalem seviyorsanız ya da renkli kalemlerden hoşlanıyorsanız öyle bir alternatif de kullanabilirsiniz. Ben günlük makyajlarımda göz içime daha çok ten rengi kalem uygulamayı seviyorum. Bugüne kadar da hem yüksek hem de pahalı alternatiflerde birçok marka ve çeşidinde denedim. Ama Flor Mar'ın Ultra Nude Eyeliner serisi bence çok başarılı. Bunun diğer renklerini değerlendirebilirsiniz. Kalem tıraşla açılan şekilde olanlar hem çok dayanıklı hem de kesinlikle kapağını açık bile bıraksanız kuruma da yapmıyorlar. O yüzden rengi tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Ama ben ten rengini gün içerisinde çok akmadığı için ve güzel de gözüktüğü için, gözlere büyük ve aydınlık gösterdiği için genelde tercih ediyorum. Kaş kalemi zorunlu değil. Eğer kaşlarınızı doldurmanız gerekmiyorsa makyaj çantanızda da bir kaş kaleminizin aslında olmasına gerek yok. Ama böyle hafif altları doldurmak isterseniz Golden Rose'un Long Stay kaş kalemleri de son derece başarılı. Özellikle fırçası harika, çok güzel şekilde tarıyor. Belki işte birazcık sivri olduğu için ve yassı bir uca sahip olmadığı için kalem kısmı yine biraz böyle sizi açı vererek, çok dik değil de açı vererek kaş çizer gibi boyamanız gerekebilir. Ama benim her zaman tavsiyem mümkünse elinizi daha böyle fara alıştırmak en doğrusu. Bunun yerine bu makyaj çantanıza bir kaş farı da ekleyebilirsiniz. İllaki kalem olmasına gerek yok. Yine Golden Rose'un, Flor Mar'ın çok güzel kaş farı için böyle küçük paletleri de var. Maskara tercihi de bu arada yine tamamıyla sizin zevkinize ve alışkanlıklarınıza bağlı. Plastik fırça seviyorsanız plastik fırçalı bir maskara alabilirsiniz. Ama Flor Mar'ın şu dramatik volüm maskarası bugüne kadar yine son zamanlarda denediğim en başarılı bulduğum uygun fiyatlı maskaralardan, ki ben çok fazla kıl fırçalı maskaraları sevmem, daha çok plastik olanları severim.
Ama bu maskaraya bayıldım. Kirpikleri çok güzel uzatıyor. Tek tek ayırıyor ve hiçbir şekilde birbirine bitiştirmiyor. Şu anda da dediğim gibi bahsettiğim bütün ürünleri cildimde uyguladım. Yüzümde görebilirsiniz. Maskara muazzam. Eğer böyle bir etki yaratan maskara istiyorsanız bunu çok seversiniz. Yeni makyaja başlayanlar da bunu çok rahat kullanırlar. Hiçbir şekilde akma, yapışma yapmadığından gerçekten çok rahatlıkla kullanılabilecek bir maskara. Daha önce hazırladığım yeni başlayanlar için makyaj videomu hala izlemeyenler varsa onun da linkini buraya bırakıyorum. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.